Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostları kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Ben Emirhan. Ben Bekir. Bekir. Bugün Petsu'dayız. Gerçekten güzel bir fuar oluyor diyebiliriz yani. Sadece Bozkar Belediyesi'nin sayarsak herhalde. Çünkü akvaryumla ilgili çok fazla bir konu yok maalesef ki. Evet. Sağ olsun Tropical işte biraz destekliyor. Bozkar destekliyor. Seachem burada. Brian burada. Onlar da güzel bir fuar geçiyor. Bir de Aquascaper arkadaşlarımız var. Ama burada en önemli sizlerin işleriniz burada. Sonuçta gelen kişi sayısı limitli. Ama sizin bu yayınlarınız sayesinde hem sosyal medyada vesaire hakikaten de çok daha fazla insanlara ulaşıyor. O çok çok güzel bir şey. Umarım biraz daha yayılabiliyoruz. Üretici firma olarak da teşekkür ediyoruz sonuçta hobi hepimizi. Ben ürünleri her zaman seviyoruz, severek kullanıyoruz. Çok mutlu oldum. Bugün katılımcıların da ortak şikayeti şuydu. Hani sadece bir tane mi? Evet. Akvaryum ürünleriyle ilgili. Stand var, alan var. Ya burayı bulamayanlar bana yazıyor. Akvaryum ilgili hiçbir şey yok dedi. Bir bayan işte. Hatta konuştuk ya uzun süre konuştuğumuz bayan. İşte bulamadım ben hiçbir şey dedi. Dedim 9. oraya çağırdım işte. Orada biraz en azından muhabbet ettik. Biraz bir şeyler bulabildik yani ortak paydada. Yani normalde olması lazım ki hakikaten de daha fazla insan daha fazla bilgi alsın, görsünler. Ama giderek sanki yukarı çıkacağına ivme daha çok aşağı doğru iniyor gibi biraz yani böyle. Yani esasında bence hobi ne siz daha iyi biliyorsunuz. Siz Türkiye'de yaşıyorsunuz ama genel anlamda dünyada da hem teraryum hem akvaryum kesinlikle inmiyor. Yani tabii bazı yerlerde daha az bir ivme var çıkarken, daha bazı yerlerde daha hızlı ama düşme diye bir şey yok. Mesela Güney Kore pik yaptı şu an inanılmaz. Mesela. Aquascaping okulu açılmaya başladı. Evet. Orada Güney Kore'de mi şu arkadaş? Merhaba. Gel merhaba gel aramıza katıl. Geriye bir adım atınca sen de gelirsin. Buyurun. Aramıza gidelim aramıza. Evet açıyı genişlet. Brian. Brian come on. Evet. Gittikçe çoğalıyoruz. Ne konuşuyoruz? Bilmiyorum ki abi ne konuşuyoruz? Konumuz ne? Biz Brian çıkmıyor ki. Aquascaping, hobi. Gel abi geri gel. Brian, you know. Hani bu değilseniz de. Where are you? Evet, yakınlarda işte. Bak yine. Nuri, Kripto Nuri, I'm Ryan. Ortam güzel, gelin. Kesinlikle Aquascaping ortamı harika bir şey. Çünkü en eğlenceli stand herhalde burası. Burası. Herkes hakikaten de çok alakası olmayan insanlar da ne oluyor burada, neler geçiyor diye. Biz kendi kendimize eğleniyoruz biraz. O Meksikalı'nın orada ne işi var diye bakanlar var mesela. I've seen this many sexy guys in the same spot in Turkey. You are sexy. You're sexy. 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 Okay. Yeah. İş başka yerlere geliyor. Ne yapın? Nereye bağlı? Brian aranızı tut. Biraz fuara gidelim şimdi isterseniz. Evet. Görüşmek üzere. Oh, we're talking. Kendinize iyi bakın. Sevgilerle. Şarkı söyle. Yes. Sing a song. Sing a song. I'm American folk song. Happy birthday to you. Sanki gümrük maliyetinin önündesi bir adam getiriyor, o parayı, oradaki adam getiriyor, senin sana çok güzel geldi. It's very cool. Evde durmuyorlar. İlk iş umuma takmadı. Daha bulmuşsun yine. Bulduk abi. Sürüngen bizi buluyor. Biz onu buluyoruz. Sürüngen dostları. Nerede? Bir taneyle işte. Nerede eski sürüngen dostları? Bundan 4 sene ya da 5 sene önce bu fuarda. Efsane vardı işte. Vardı? Biz vardık işte. Efsane vardı yani. 2017. Bilmiyorum olan gördüm sen beni hatırlıyor musun ama biz de vardık. Biz vardık. Biz. 10 senedir her fuara perşembe günü sabah diğeri pazar akşamı çıkardık. İşte biz 2017'de vardık yine. Efsane bir tek pazar olmadan. Başka da olmadı. Tarantula falan her şeyi yitirmiştik ya. Bulur musun sürüngen? Abi sürüngen bizi buluyor. Biz mi onu buluyoruz? Benim takibim adına uzun zamandır Batan Bey. Tongs. Evet, Batan geldi ziyarete ve o sırada bir iguana bulduk. Adı Tongs. Turkuaz iguana. Ne iş böyle? Faturalı ve belgeli. Özellikle belirtiyoruz. Sightless'lı çipli.
Bugün İstanbul Petsu Fuarı'nda birlikteyiz. Bozkar Pet Standı'ndayız. Aquascaping Show olarak bir kurulum yapacağız. Nature stil olarak düşündüğümüz bir jungle veya forest olarak söylediğimiz, yani orman stili yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Canlı yayından da bizleri takip ediyorlar. Teşekkürler. Evet. Bugün 90-45-50 ölçülerinde bir hardscape kurulumu yaptık arkadaşlar. Seçtiğimiz tasarım olarak nature stilde forest veya jungle olarak geçen, yani evet, kısacası orman stili diye adlandırılan bir tasarımı yapmaya çalıştık bugün. Materyallerimiz ülkemizde bulunan flame wood olarak adlandırılan kök parçaları var. Kaya olarak kök renklerine biraz daha benzer seçmek istedik. Neticede burada biraz da ortada bir vadi alan yaratmaya çalıştık. Onun için de Frodo Stone diye adlandırılan toprak rengi kaya seçimini yaptık. Kum olarak yine açık renk tercih ettim. Biraz daha ileride eklenecek olan yeşil tondaki bitkilerden dolayı ön planda açık zemin kumu kullanmamız daha mantıklı olacaktı. Onunla alakalı da şöyle, işte silis kum kullandık. 0-2 milim oranında. Yine 2 ile 4 milim arasında da çakıl taşı olarak adlandırdığımız, hatta ismobiciler arasında dere kumu olarak adlandırdığımız ölçülerde mini çakıl tanelerimiz var. Yine onlar da uyumlu seçtik. Ayrıca arka alanda da hem suyun değerleri için hem de arka plan dikim türü, daha fazla dikim türlerine önem vereceğimizden dolayı tropical soil tercihimiz oldu. Bu şekilde şu an hardscape'imiz bitti. Genelde tasarımlarda 3-2 oranını yakalamaya çalıştık. Yani evet, siz de göreceğiniz gibi bu kısımda ana tema ağaç figürümüz var. Kalın bir figür. Arkasından ikinci figürümüz var. İkinci figürümüzü ve ana temayı destekleyen diğer iki tane derinlik ağaç gövdesi figürümüz var. Ve son olarak biraz daha uzaklık efektini kuvvetlendirmek adına da şurada bir ağaç figürümüz var. Gördüğünüz gibi buradaki ağaç figürlerimizin ayrıca çıkan kolları, dallarını da görüyoruz. Bitkilendirme bittikten sonra özellikle o uzak olgusu daha da kuvvetlenmiş olacak. Evet Emirhan Hocam, ayrıca senin ekleyeceğin? Benim ekleyeceğim şu, normalde böyle fuarlarda ya da show tanklarında bu tarz derinlikli detayları olan bir tank kullanılmaz, yapılmaz. Selçuk Hoca beni de şaşırttı. Ben hani daha tasarımın basit ilkelerini anlatan basit bir tank bekliyordum. Ama o bildiğiniz üzerine haftalarca çalışılmış bir art gibi, evet, burada canlı bir şekilde kurdu. Kesinlikle hayran kaldım. Dediği gibi 3'te 2 oranlarıyla tankın altından yukarı üstüne doğru, sağından soluna doğru 3'te 2 alanında ufuk yakaladı.
tankın dikkat ediyorsanız solundan sağına doğru eğimini görebilirsiniz. Bu aslında Amano'nun çok ön plana getirdiği bir stildi. Hmm. Ama şimdiki yeni tasarım tanklarında çok kullanılıyor. Ya tankta karanlık bölge yarattı. Burada rizom gövdeli bitkiler, evet. Java fenler kullanılıp karanlık bölge bırakılabilir. Her yönüyle harika bir tank. Ben Selçuk hocam her zaman kutluyorum. Hmm. Teşekkürler. Tasarım boyutuna hayranım. Kısaca da. Buradan da Bozkarpet'e, Sagem'e, Tropical'e çok teşekkür ederim. Böyle bir buluşmayı sağladıkları için Serkan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Güler yüzü enerjisiyle gerçekten buraya çok şey katıyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Bravo. Şöyle ben ayrıca da bitkilendirme ne yapabiliriz'e gelmek istiyorum. Hani malum şu an sadece bir hardscape görüntüsü var. Keşke imkan olsa bu tankı bitkilendirme sonrasında da yan yana koyabilsek. Şöyle biraz önce Emirhan hocam dediği gibi şu tasarım tanklarında genellikle iki bölgede veya sadece en azından karşıdan tanka baktığımızda sol kısımda bir karanlık gizem katmak adına bir bölge oluşturmak lazım. Şu kısma mini rizomlu gövdeler, bunlar Java eğreltileri falan olabilir. Burada kök parçalarına MOS tercihi çok iyi. Özellikle tercih olarak Kilo veya Mini Tayvan tercih edilebilir. Kesinlikle. Mesela şu kısımlara uzunlamasına devam edecek şekilde MOS'lar eklenebilir. Buralarda kısımlarda sadece akvaryumun ön kısmına bakacağı şekilde bitkilendirme tamamlanabilir. Şu ağaç figüründe ise gövdeden ziyade sadece dal kısımlarına ekleme yapılabilir. Ön kısımlarda da mini bukeplandra türleri, mini anabias türleri ve benzeri eklemeler yapılabilir. Şu kısımlarda yine mini zemin türü bitkilerden örnek vermek olursa Küba veya Monte Carlo olarak adlandırılan bitkiler de tercih edilebilir. Bu şekilde güzel bir iş olduğunu düşünüyoruz. Umarız bu tarz organizasyonlar ülkemizde daha da fazlalaşır. Ben de tekrardan böyle bir oluşuma destek oldukları için Bozkarpet sponsorluğunda yine Siken firmasına, tekrardan Tropical'a, ayrıca malzemeler konusunda da bize destek oldukları için Atakan Pet Shop'a da tekrardan teşekkür sonsuz teşekkürler. Bana da çok harika bir insan. Siz teşekkür edin de sonra sileriz. Tamam. Abi eline sağlık, harikaydı. Hobici dostlar merhaba. Bu haftada Avrasya Pet Fuarı'ndayız. Kaan'la birlikte Tropical ve Seacamp stadını gezdik. Ne dedin? Burada Selçuk Hoca'nın tasarımına katıldık. Buraya bizi görmeye gelen tüm akvaryist arkadaşlara canı gönülden selam gönderiyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Egemen Kara. Cidden bir şey söyleyecek sandım. Ben Dumbledore. Ben Egemen Kara. Bir gruba akıyorduk videosunda. Karşınızdayız. Gerçekten ismimi söyleyen, doğru söyleyen ilk insanlardan biri yani. Gruba akvaristik yani. Gruba akvaristik var. Gruba ise bayağı... değdin ama. Neden gruba? Biz garibiz abi. Garibin çoğulu kuraba. Topluluk olarak biz kurabayız abi. Garip değil. Zengin akvatik yap diyorum. Sanki patlamasın diyorum. Ama tek başına olmuyor. Adam yalnız bak. Şimdi görüyorsunuz abi. Yani zengin akvaristik var. Hayır. Akvaristik var. Hayır, ben şöyle almıyorum. Garip kuraba. Yok, hepsi benim abi. O garip o klasmana giremedi. Sizleri seviyorum. Akvar gelin sevdirdim. Buraya. Buraya. YouTube kanal. YouTube kanal. Ya. Sence sen neredeydin ya? Ben Ankara'dayım. Memleketim Kastikor'dayım. Yarışmaya oradan. We'll be right back.
Karı bana taksam olur mu? Taklıyız. Karı bana taksam olur mu? Bunun da YouTube kanalı varmış galiba ya, bu arkadaşın da ama açıklama kısmına koymayacağım. Açıklama kısmına koymayacağım. Sağ ol. İşte mikrofon ne kadar önemli buydu işte. Anladınız mı? Şöyle. Ve en iyi tasarımlar arasında aslında fuarı gezdirecektik ama maalesef gezecek bir fuar bulduk mu?
Ne yazık ki fuar var. Petsu 2023 İstanbul'dayız. Fakat ne yazık ki kendi konseptimize uygun stand bulmakta birazcık zorluk çektik. Yani şu an hani hakikaten burada olan Bozkar Pet dışında akvaryum ile ilgili bir stand çok fazla bulamadık. Olsa da sadece ürünler bazında bir şeyler var. Çekmeye kayda değer bir şey bulamadık maalesef. Aslında çok güzel firmalar var. Daha önce senin de ürünlerini çektiğin belki, benim de ürünlerini çektiğim firmalar var ama maalesef akvaryum alanında bir şey yapmamışlar. Daha çok yatırımlar kedi köpek alanına döndü. Ne yazık ki fuarın %90-95'i kedi köpek ürünleri üzerine. Tabii ki bu konuda bizim de hatamız yok değil var. Bizler akvaryum hobisini idame eden insanlar olarak demek ki bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Bundan dolayı da bizim açımıza Bozkar Pet'in standı haricinde oldukça kısır bir fuardı. Zaten gelen misafirler de genelde öyle söylüyor. Hani beni arayan arkadaşlarım da oldu, senin de olmuştun mutlaka. Hani akvaryum namına pek bir şey bulamadık. Neredesiniz, neden dediler bize hatta. Yani ben buraya tarif edeyim. Buraya geldiklerinde en azından hani buluşmuş olduk, görüşmüş olduk. Aynen. Ki biz seninle de yüz yüze hiç görüşememiştik. Bunun bir artısı oldu. Fuarın buna katkısı oldu yani. Güzel bir katkısı oldu. Bizim için en büyük avantaj zaten. Uzun süredir internet vasıtasıyla tanıştığımız, sosyal medyada tanıştığımız birçok insanla bir araya geldik. Selçuk abi olsun, sağ tarafımızda sizin sol tarafınızda görmüş olduğum tankı kurdu. Veya Emilhan hocam olsun, sol tarafımızda görmüş olduğunuz akvaryumu kurdu. Güzel etkinlikler gerçekleştirildi ve biz Kaan'la beraber, Sürüngen Dostları kanalıyla beraber bu etkinliklerin hepsini kayıt altına aldık. İlerleyen süreçte de her iki kanalda da bu etkinliklerin, kurulumların hikayeleri sizlerle olacak arkadaşlar. Dediğim gibi Kaan'la uzun bir gezi yapmamız planımız vardı fuarda. Fakat ne yazık ki bizim konseptlerimizi yansıtacak hiçbir şey olmadığı için Bozkar Pet'in standında kaldık. Sizlere de buradan bir giriş yapalım dedik. Bundan sonraki günlerde de bu etkinliklerin videolarını sizlere hazırlayıp sunacağız. Katılıyorum, onaylıyorum. Zaten bu arada benim takipçileri söylemiş olurum. Sürüngen namına zaten bir şey yok. Aynen. Sadece gerçi aşağıdan Koreli, Güney Koreli bir ürünü buldum. Ama adamların sürüngen ürünü dışında deve ürünü falan da var böyle. Çok değişik bir konsept, anlaşamadım. Tüm hayvanlara hitap eden bir stand. Sürüngenden deveye kadar böyle bir standdı. Onu hiç anlamadım zaten. Ama dediğimiz gibi Bozkar Pet'e gerçekten bu etkinlik için, bu tankları kurabildiğimiz ve bu etkinlikte bizleri birleştirdiği için teşekkür ederim. Emrah'a, Ali'ye, Barış'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hatta tankların sahipleri de geldi. Gelin bakayım oraya. Evet. Gerçekten bu kurumla en azından görüşmüş olduk. Sizle zaten ben görüşmüştüm daha önce bir kere daha. Ben hepsiyle farklı yeni bir, tanıştım. Farklı bir projede görüşmüştük yani ama bu vasıtayla tekrardan onun dışında ilk defa görüşebilmiş olduk. Sürekli birbirimize görüşelim diye anlaşıp ya, görüşememiştik. Bazen işte bir şekilde buluşamıyoruz. Yani böyle etkinlikler bu açıdan gerçekten güzel fayda sağlamış oluyor. İki tank için de ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Aynen. Gerçekten hem burada katılımcılar için hem de ekran başında izleyecekler için evet, çok güzel iki kurulum oldu. Hem rehber niteliğinde hem de etkinliğe çok güzel renk kattı. Zaten bu iki tank da olmasaydı akvaryum adına fuarda maalesef yok, maalesef. Ne yazık ki üretken hiçbir şey. Kaplumbağa adası vardı ya ileride ama. Kaplumbağa adaları vardı. Ya şey, amaç şuydu. Daha önceki yıllarda da birkaç kez buna benzer organizasyonlar oldu. Yani şöyle, bir sonraki yıl sanki daha da iyi olacak gibi bir ön sezim var. Var, var. Yani daha da iyi olacak gibi bence. Hani ülke hobi adına, malum işte pandemi oldu vesaire oldu, herkes biraz uzaklaştı, bir ara herkes bir anda akvaryum hobisine yöneldi falan. Bence o bir geçiş dönemiydi. Seneye daha iyi olacak. Yani tamam, öyle bir düşüncem var. Ümit ediyoruz. Evet, evet. Biz de ümit ediyoruz. Bizler de bizimle birlikte olduğunuz için gerçekten teşekkürler. Sizleri seviyoruz. Çok özellikle bu yaptığımız hobiyle alakalı da sosyal medya ağı çok çok önemli. Yani buna ben birebir yaşayanlardan biriyim. Ondan dolayı da gerçekten sizlerin de işinin çok zor olduğunu, bu iş için çok vakit harcadığınızı ve yorulduğunuzu da biliyorum. Bu anlamda da ben gerçekten bir hobici olarak ikinize de tekrardan ayrıca teşekkür ederim. Eyvallah. Evet. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Bu hobinin ekip olarak daha güzel yapıldığını bize gösterdiler. Çünkü bu olayın medya kısmında ne kadar iyi olduğumuzu biliyoruz. Sizin olmanız değerli kıldı burayı. Evet. Kesin çok teşekkür ederim. Çok razısınız. Biz sadece... Ya şey vardır hani, tabiri caizse bir mutfak vardır. Bir şey hazırlarsın ama onun sunum tabağı çok önemli. Tamam, onu aşçı yapmıştır. Tadı çok güzeldir veya çok kötüdür. Ama onu sunum tabağı çok önemli. Siz onu götürüp gereksiz bir, bilmiyorum, bir sunum tabağıyla sunarsanız o yemek gerçekten de çok kötü görünür. Tadına bile bakılmayabilir. Bakılmayabilir. Belki de tadı çok güzeldir. Öyle ama sunum çok önemli. Gerçekten de bu alanda bu iş sizle alakalı bir şey.
O anlamda da tekrardan teşekkürler. Bu arada umarım tankı bitkilendirip bu sefer finalini falan yapmaya çalışacağız. Şöyle, özellikle evet onu söyledik. Bu tank Atakan Peşap'ta olacak. Muhtemelen biz bir tarih ayarlayalım. Bunu bitkilendirme yapacağız. Ve yaklaşık bir 4 ay sonra finaliyle alakalı böyle aşama aşama fotoğraflar, videolar olacak. O bizim için de güzel bir anı olacak diye düşünüyorum kendi adıma. Zaten Atakan Peşap'ı ziyaret eden insanlar da aşağıda görebilecek sanki rahatlıkla. Yani muhtemelen en geç bir ay sonra en azından bir bitkilendirilmiş halini bir ay içerisinde görecekler. Ve dediğim gibi 3 ay 4 ay sonra da aşama aşama hatta sürekli gidip gelenler 3-4 ay sonra diyecekler tamam. Yani o aşamayı ben de heyecanla bekliyorum. Süper. Bakalım güzel bir şey olacak. Evet. Şimdilik var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yok. Videoyu beğenmeyi. Ha, videoyu beğenin, arkadaşları takip edin. Ondan sonra destekleri esirgemeyin çünkü hani kendi alanımda da benim sosyal medyam var malum. İşte Instagram sayfam var. Onları orada takip olunca ben de diyorum hani oraya ben bir emek harcamışım ve sevildiğini anladığın zaman daha da iyi oraya görsel sunmaya çalışıyorsun. Evet. Onun için öyle tek yapacaklar abone olmak, sizleri takip etmek, destek olmak. Bu kadar. Başka bir şey yok. Zaten Instagram'da abone dediğimiz gibi aşağıya bırakırız. Sen de bırakırsın. Tamam tamam. Instagram adreslerimizde zaten ekleyeceksiniz galiba. Aynen. Evet, başka bir şey yok. Şimdilik Petsu 2023 İstanbul Fuarı'ndan bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu fuar sayesinde yüz yüze görüşmüş olduk. Video çekiyoruz canım ama biraz sonra olabilir. Anlamadım. Fotoğraf mı? Gel abi. Selfie mi çekiyorsun lan? Selfie mi çekeceğiz? Tankı mı çekeceksin? Ha, tamam çek. Yok, sıkıntı yok. Çekebilirsin, çek. A few moments later. Bunu da çek. Bunu var ya bir satayım mı? Yok, burası Boss Carpet'in standı. Nerede? Boss Carpet'in standı ama toplanıcı onlar. Evet, Boss Carpet ama toplancı onlar, toplan satışı böyle. Atakan Pet Shop'a gidebilirsin, Avcılar'da. Evet, Avcılar. Biliyor musun İstanbul'u? Evet. Tamam, Avcılar'da Atakan Pet Shop var. Bu onların sponsorluğunda kuruldu tanklar. Çok ünlü olduğumuz için böyle biraz sıkıntı paylaşıyoruz. A few moments later. Evet, arada böyle ünlü olmanın verdiği sorunlar. İzledi, Ahmet. Çocuk biraz yabancı zaten ya da. Komple yabancı. Konuya da biraz yabancı. Konuya da. Bunun milliyetle alakası yok. Ben de fotoğraf çekmek istedim. Hayır, video çektiğimizde görüyor biliyor musun? Evet, video çekiyoruz dedim. İzledi, yani. İzledi. Neyse ya. Güzel bir anı.